O ekrandan yapmıyorum. O kadar. Yani peki haberin bu kadar içerisinde olup da kendi görüşünü paylaşım, yani herhangi bir ortamda. Şimdi internette yazamıyorsun. Ekranda söyleyeyim. Ne yapıyorsun? Kocanla mı konuşuyorsun? O da Evde habersiz bir konuşuyoruz. kere, değil mi? Ondan da bahsedelim ya. Evet, Yani evde siz karı konuşuyoruz. Ne koca bu yapalım? işi yapıyorsunuz. Bunlara misafirliğe de gelinmez, değil mi? Nasıl sıkıcı bir şey olur ya bir anda böyle hemen bilmem ne duruşmasının 17. şeyinde. Birbirinizle böyle şeyleri konuşuyor musunuz? Ya konuşmamaya hep çalışıyoruz ama Ah illa lütfen ki ya. konuşuyoruz. Hadi ya. Evet, kaçamadık ondan. İlla ki konuşuyoruz. Bu arada bir gün sana mesajlar Soru yok, mesaj mı var? var. Şöyle bir dakika onu da bulabilirsem. Ben şu anda önüme gelmedi de. Mesela şöyle komik bir mesaj var. Mehmet Akif Çetin demiş ki GQ güzel olmuş Mirgün de cabası. esprisi. Değil Ata mi? Demirer bunu televizyonda yaptı. Aa, ben Söyledi. hatırlıyorum. Evet, Ata Evet. bunu televizyonda yaptı ve ya ondan sonra aldı yürüdü. Herhalde öyle oldu. Bu arada demin gözümün önüne geldi de şimdi yakalayamadım. Tekrar bir izleyicimiz GQ'nun Twitter'da kullanıcı adını almış. İsterse verebilirim demiş. İstememe gibi bir durumum var mı? Var çünkü bizde zaten GQ'nun kullanım adı, şeyi, alan adı. Neyi GQ kullanıyorsunuz? Türkiye. GQ Türkiye, GQ dergisini almış herhalde. Hayırlı olsun. Kullansın. Tepe tepe kullansın. Bu arada bir internet siteniz de var. Epey dolu görünüyor ve Evet. derginin içeriğiyle paralellik taşımayan tarafları da var. Yani Bahsetmek şey ister değil, misin? birebir aynı içeriği koymuyoruz oraya. Orada kendine özgü bir içerik var ama şeyi taşıyor tabii. Yani aynı nitelikte farklı güncel üretim yapıyoruz oraya. Günlük üretim yapılıyor. Ama derginin iz düşümü gibi diyebiliriz onu. Onu da Peki. aynı gün açtık dergiyi. Yani 23'ünde açıldı. Birkaç günde de iyi şey yapıyor şu ana kadar. İyi trafik var. Bir şey söyleyeceğim. O neyse tamam. O mesajı buldum da şimdi şeyde açtım. Diyor ki şu andan itibaren Twitter isminizi çaldım. Yazar olursam geri verebilirim demiş. Şartı da bu. Olur. Enteresan. Tamam. Tamam peki. Böyle hesabı alıp bir yazı ya isteyip yayınlamadan falan veya ona özel bir sayı, değil mi? Kapak İlginç. olmak falan gitti. Bir yandan da hala insanların gözünde basılı şeylerin inandırıcılığı daha yüksek sanıyorum. Yani saygınlığı, kredibilitesi daha Evet. yüksek gibi. Neye bağlayabiliriz bunu? Bence Daha kalıcı. sanal olarak oynama yapmak çok mümkün. Ama kağıt üzerinde de mümkün ama bir şey bastıktan sonra geri almanız söz konusu değil. Bir de sanki daha böyle filtrelerden geçerek daha deneyimli insanların elinden çıkmış gibi mi görünüyor? Ne dersiniz? Ben o psikolojiyi anlamaya çalışıyorum da bir yandan da. Muhtemelen yani dediğim gibi hani en başta konuşuyorduk ya işte şey hani her yayın organı aslında bir konsepttir, bir duruştur, bir filtredir. Bir o var. Bir de hani sürecin uzaması yani bunun webde kalmayıp mesela bir de basılı hale gelmesi yeni bir aşama daha. O aşamalar ne kadar uzarsa galiba insanların güvenme katsayısı da o kadar artıyor bir yayın organına. Bir video arası veriyoruz efendim, ardından sohbete devam edeceğiz. Karşılaştık seninle. Ne öte ne de öptü. Nefin kalmış gözlerinde. Karşılaştık seninle. Ne öte ne de öptü. Nefin kalmış gözlerinde. Özlemişsin üstelik duydum dökülmeyen sır olmuş sözlerinde. Özlemim hiç bitmemiş gördün mü susadayım gözlerimde. Bir lafına yanardı tüm gemiler ama korktum gücünden, el alemin dilinden. Bir lafına dönerdi tüm günler başa. Yaşımın heyecanından, Allah'ın belasından korktum. Bir lafına yanardı tüm gemiler ama gücünden, el alemin dilinden.
acayip düetini izledik efendim. Yani kameramanın kadını çektiği şarkıyı erkeğin söylediği ve kadının dublaj yaptığı, playback yaptığı enteresan bir çalışma. Böyle ilginç şeyler de bize yollarsanız yer vermeye çalışıyoruz. Ya demin niye güldüğümü de anlatayım da şu hani GQ dergisinin kullanıcı adını aldım yazı yazdırırsanız veririm diyen hani söyleyeyim bir kırmamak için söyledim. Efendim derginin adı GQ, CQ değil. Yani G ve Q harfi. Arkadaşımız herhalde ben telaffuz mu edemedim acaba ne oldu? O CQ'yu almış. O da güzel bir dergi olabilir değil mi? Yani Cyborg Quarterly falan gibi bir dergi çıkartabiliriz ona da. Neyse ama... ama hani, yine de yaklaşmış. Biz geçenlerde çekimler için... İyi denemeydi dostum. Biz geçenlerde çekimler için, bir çekim için bir yere gittik. Kapıdaki güvenlik görevlileri bizi... Jeju dergisi değil mi efendim? Buyurun hoş geldiniz diye karşıladı. Bu gene daha yakın. Pekala. İzleyici sorularına birazdan döneceğim. Bu arada Facebook sayfamıza hiç bakamıyorum. Çok yani program sonrası sistem oluyorum. Onlara da birazdan döneceğim. Arkadaşlarımız da bir yandan bakıyor. Emre, bir blogum varken, bu kadar sosyal medyada hesabım varken kitap gibi hani güncellenemeyen, bir süre sonra bulunması zorlaşacak bir mecraya kalıcı bir şeyi aktarma hevesi neden? Heves demeyelim. Veya niyeti neden? Niye diyelim? Şöyle ki, blogum zaten kitabın içerisinde de blogda yazdığım birkaç hikayeden parça mevcut. Böyle bir hikaye vardı kafamda. Hı hı. Böyle bir durum gerçekleşti. Neden yazmayayım dedim. Bir sürü kitap var piyasada. Neden bir tane de ben yazmayayım dedim. Peki bu kadar kitap içerisinde hani ben olmalıyım dedirten şey neydi? O insanların dediği. Onlar da neden ben olmayayım dedi. Ben de neden ben de yapmayayım dedim. Hani ben birini hedef alarak söylemiyorum bunu. Anladım. Genel olarak. Peki biz mesela bu bloglarıyla popülerleşmiş ve kitap yazmış aşağı yukarı sanıyorum herkesi programımızda konuk ettik. Öykülerini evet. dinledik vesaire. Hiç onlar içerisinden okuma fırsatın evet, olanlar okudum. Oldu mu? Nasıl buldun? Bazıları başarılıydı. Bazıları da başarısızdı diyelim. Peki başarısızlıkları kitap formatına dönüştüğünde olan bir şey mi? Yok, bana hitap etmesine göre ben başarı veya başarısız olarak nitelendiriyorum. Yani ya başarı başarısız demeyelim de içerik olarak bana hitap edeni ve hitap etmeyeni vardı. Beğendiğim beğenmedim diyeyim. Başarısız demek biraz ayıp olur şimdi. Şu anlamda sordum biraz da. Normalde zaten internette takip ederken de evet. çok parlak görmüyordun. Kitabı da çok parlak olmadı mı yoksa tam tersi mi? Çok farklı bir şey ama. Yani 140 karakterle anlatabildiğiniz şeyle kitapta anlatabileceğiniz şey çok farklı olabilir. Öyle bir kıyaslama yapmamak lazım. Yani çıkaranlar şimdi Pukka olsun, French Hoca olsun, işte Mesut Bahtiyar ve arkadaşı Livio birlikte bir kitap çıkarttılar. İçerik olarak hepsi birbirinden farklı çıkan kitapların. O yüzden aralarında da bir karşılaştırma yapmak söz konusu değil. Ama bazı yani Pukka ve French Hoca misal içerik olarak bana hitap etmiyor. Hitap ettiği çok kimse olabilir. Belki benim yazdığımda birçok kişiye hitap etmeyecek. Okuduktan sonra ya bu ne diyecekler ama bir okusunlar diye yazdık. Peki seni takip eden insanlar kitap okuru mudur? Okurlar herhalde ya. Niye okumasınlar? Herkes kitap okuyor. Yani ben mesela bazı blogdan kitap yazarlığına geçenlerden duyduğum hani takipçilerinin çok azının aslında kitap formatında bir şey okumaya niyetli olduğu. O kadar alıştı ki insanlar kısa yazılar okumaya. Bir kitabı açıp içini sonuna kadar okumak çok zor geliyor. Haberciliği değiştirdi mi bu? Mesela sonuçta işte dergiler hala uzun uzun yazılar yazıyor. Yok öyle değil. Bir kere Twitter ya da işte sosyal medya değilse bile dijital kültür, işte internetin kendisi ve onunla birlikte gelen, görsel olan her şey, basılı olanla her şeyi de değiştirdi. Ben şimdi mesela dergi işinde olduğum için görüyorum. Hem bir bilgiyle ama hem de içgüdüsel olarak
daha fazla görsellik, daha büyük resimler, daha parçalı mümkünse yazılar, daha büyük başlıklar, tipografi oyunları, bunlarla sayfa yapmak için uğraştık ve baktığın zaman hayatta kalmaya çaba gösteren bütün basılı yayın organları da bu yöne doğru evriliyorlar. Bizim yazının içinde var mesela, Tolga Tanış'ın yazdığı New York Times yazısının içinde var. 40 tane görsel yönetmen var dergide, gazetede. Düşün, bir gazete ve 40 görsel yönetmen var. Bütün bunlar şey için tabii, yani internetle ve dijital mecralarla mücadele edebilmek, orada kafayı suyun üzerine tutabilmek için. Ama şöyle bir algı oluşmuş vaziyette bu. Sosyal medya üzerinden çıkan kitaplarla ilgili, hani bunlar nasıl edebiyatlardır, nasıl içeriklerdir? Edebiyatın türlü türlü halleri var. Şimdi bunu karşılaştırmayı çok da doğru bulmuyorum aslında. Amerika'da chick literature diye bir format var ve şu an Amerika'nın en çok satan kitapları bu kategoriden satılmakta. Sex and the City ve benzeri kitaplar aslında edebiyat açısından baktığımızda çok da ciddi içerikler sağlamayan ancak okuyucunun güzel vakit geçirmesini sağlayan, yolda, otobüste, okulda vesaire herhangi bir yerde iyi vakit geçirmesini sağlayan edebi eserler, yazılı eserler. O yüzden bu çıkan eserleri de yani çok katı değerlendirmemek gerekiyor içerik olarak. Hitap eder etmez, o çok ayrı bir konu. Alıp okumama gibi bir özgürlük var. Alıp takip, yani Twitter'da, Facebook'ta takip etmeme gibi bir özgürlük var. O yüzden çok da acımasız olmamak gerekiyor bu hususta. Çünkü edebiyat çok farklı bir mevzu. Kimse kalkıp da yazdığı kitapla ilgili işte Nobel alırım vesaire demiyordur muhtemelen. Katılıyorum nispeten. Ben bir de şeyi eksikliğini görüyorum. Çok az istisna dışında. Yani kitap yayıncılığında bizde sürekli bir edebi eser çıkarma, işte çok önemli bir eser çıkarma derdi var. Mesela yaz geliyor, insanlar plaj kitapları istiyor. Plaj kitabı yok ya bizde. Bir tek o işe kafası çalışan, belki de ilk popüler örnek olarak NTV yayınları oldu. Yani böyle otobüste 2 dakika, 2 sayfa okuyup bıraksan da kopmayacağın tarzda böyle kısa kısa şeyler. Belki biraz bu teknoloji kuşağına da çok uyan bir format. Mesela bu eleştiriyi yapanların kaçı acaba gerçek edebi eserler okuyor? Bunları da tartışmak lazım. Buna ben de dahil olabilirim şu an. Yeni... Peki sana konuyla çok ilgili bir soru var. Sorabilir miyim? Tabii. Oğuz Aysel diyor ki, Emre'ye sorabilir misiniz o hırkayla nereye kadar diyor. Bununla mı? Evet. Çıkartalım mı? Yok işte televizyon böyle oluyor. Ben hızlı bir VTR arası vereceğim. İzleyicilerden gelen sorulara bir şey yapayım. Kısa kısa yanıtlayalım, ardından pas vereceğim. Selim Bilali demiş ki, GQ'da kaç kişilik bir ekip var? Mirgün Bey işin ne kadar içinde hem içerikle hem de pazarlamayla ilgileniyor mu demiş. Biz 20 kişi civarında içerik üretiyoruz. Yani editoryal kadromuz 20 kişi. Tabii işin teknik tarafı, satış tarafı, pazarlama tarafı falan derken çok daha kalabalık bir kadro var. Aslında tam sayıyı derginin künyesinde görmek mümkün. Evet ya, iki eski editörümü de kapmışsın. Evet, çok da mutluyuz kendileriyle. Begüm ve Ceren. Evet, çok da iyi Begüm ve Ceren. Çok iyi çalışıyoruz, çok memnunuz hepimiz. İşin bayağı boğazına kadar içindeyim. Editoryal anlamda. Aynı işin ticari tarafıyla da ilgiliyim. Çünkü işte bu derginin yani başında olduğun zaman sadece içerikten değil, para kazanmasından da sorumlusun. Dolayısıyla reklam verenlerle, müşterilerle de çok sık görüşüyorum. Tabii aynı zamanda derginin daha çok satması için de her şeyi yapmam gerekiyor. Az önce Seda ile konuşuyorduk. Albüm yapmış, ne ya, kaset çıkarmış popçu gibi. Promosyon dönüyor. Promosyon dönüyor. Ezgi Fırıncı sormuş. Doğan Can Gündoğdu bu kadar Batman hayranıyken uğurlu bulduğu bir Batman eşyası var mı demiş. Var. Ne var? Batman Boxer'ı var. Batman Boxer. Güzelmiş. Pekala. Batmobile de gelmiş buraya. Değil mi? Bir de öyle bir şey diyormuş kapıda çıkarken.